Sevgili öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'na hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunması, Okul Müdürümüz Alaaddin Köse'nin açılış konuşması, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Kahraman'ın konuşması, Emekli Öğretmenler adına Sayın Ali Giyer'in konuşması, Aziz Sancar Anadolu Lisesi 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi, Kurtuluş Destanı ve Öğretmen adlı oratoryo, öğretmen şiirinin okunması, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlerimize hizmet şeref belgelerinin takdimi, okulumuz korosunun müzik dinletisi, kapanış. Sanatım, melodiyim avuçlarına dolan gençliğim. Ben efsaneyim, karanfillerin saçlarına takılan. Ben özgür düşüncenin uykulara daldığı, kır çiçeklerinin parlayan aynasıyım. Güneşiyim, ben öğretmenim. İlk emrin emanetçisi, okuyan ve okutan benim. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in kutlama mesajını arz ediyorum. Kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğretmenlerim, Türkiye yüzyılının şafağında kendini yeni neslin inşasına adamış, ufukta görünen aydınlığı ellerinde büyüten siz değerli çalışma arkadaşlarım, öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Değerlerimize bağlı kalarak evrensel düşünen, çağı yakalayan, dürüst ve çalışkan nesil, yani güzel vatanımızın geleceği sizlere emanettir. Bu emanet sizleri dik tutan, gururla taşıdığınız bir meşale olarak ellerinizde durmaktadır. Biliyorum ki eğitim öğretimin en ağır mesuliyeti sizlerde. Biz bu mukaddes görevin ortaya çıkardığı ihtiyaçlarınızın farkındayız. İmkanları sizlerin hizmetine sunmak bizim mesuliyetimiz. En iyi şartlarda güvenlik içinde görevini ifa etmeniz için elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Zihninizin, gönlünüzün ferah ve aydınlık kalması adına mesleki itibarınızı korumak ve yüceltmek, maddi imkanlarınızı iyileştirmek ve teknolojik gelişmeleri sizlere sunmak için çalışmalarımızı istikrarlı biçimde sürdürdüğümüzü bilmenizi isterim. Bu milletin evlatları için attığınız her adım, söylediğiniz her güzel söz, yürüttüğünüz her proje, geliştirdiğiniz her sağlam fikir, hülasa tüm fedakarlıklarınız için şahsım ve milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen aziz öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar dilerim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yazacağınız başarı hikayesinin yolunu açmayı bu vatana borcum biliyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Babadır, emektir öğretmen. Kara bahtının silgisidir, yoldur. Şafak vakti alıp sizi yaşanacak yerlere götüren, bir milleti kurtaran yalnız ve ancak onlardır. Yeni neslin mimarı yine onlardır. Dedik ya, sığmaz o sözcüklere. Açılış konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Alaaddin Köse'yi davetime arz edin. Sayın Başbakanım, protokolümüzün değerli üyeleri, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenin kabul tarihi olarak 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanan
24 Vasıf Öğretmenler Günü kutlama programını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bir öğretmen olarak bu onurlu ve kutsal mesleği yapmanın kıvancıyla yüce heyetinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Her şeyden önce bir ideal ve özveri mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. O, yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen insandır. Saygıdeğer misafirlerimiz, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözü Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere de ışık tutmaktadır. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı yetiştirenler öğretmenlerdir. Alparslan'ı, Fatih'i, Yavuz'u ve Mustafa Kemal'i yetiştirenlerdir. Yunus Emre, dostu devri gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyor. Vatanımızın, milletimizin öz değerleri olan çocuklarımızın kalplerine dokunmalıyız. Sevgiyle, merhametle, sabırla ve şefkatle. Değerli öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerimizi bilgiyle, teknolojiyle donatırken onları her şeyden önce milli, manevi ve evrensel değerlerimizi, vatan sevgisini, millet sevgisini ve bayrak sevgisini kazanmış olarak yetiştirmeliyiz. Bu duygularla başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete ittihar eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimizin 24 Vasıf Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım. Konuşmalarından dolayı okul müdürümüze teşekkür ediyoruz. Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek mühim değildir. Mustafa Kemal Atatürk. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Kahraman'a konuşmalarını yapmak üzere davetini arz ederim. Sayın Kaymakam, Sayın Rektörüm, Sayın Başkanım, kıymetli mesa arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı, sevgili gençlerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerim ve her biri bizim için ayrı bir kıymet ifade eden sevgili yavrularımız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir aradayız, hoş geldiniz. Bugün burada öğretmenlerimizin kutsal görevini kutlamak ve onlara olan minnettarlığımızı ifade etmek için bir aradayız. Ancak bu özel günde şehrimiz Kahramanmaraş'ın tarihini damga vuran deprem felaketini de unutmadan burada zikretmek gerekir. Öncelikle Kahramanmaraş'ın depremlerle mücadelede gösterdiği güçlü dayanışmayı, birlik ve beraberliği özellikle hatırlatmak isterim. Bu zorlu dönemde toplumumuzun her kesimi, özellikle de öğretmenlerimiz fedakarlıkla, cesaret ve özveriyle hareket etmişlerdir. Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlar bu topraklarda eğitim adına hizmet etmiş, öğrencilerine değer katmış kıymetli insanlardı. Bugün Öğretmenler Günü'nü kutlamanın yanı sıra onların da anısını yaşatmak ve yaptıkları hizmetleri yad etmek için buradayız.
15 günlük ara tatilin ardından pazartesi günü okula gitmek üzere uyanan ve 6 Şubat sabahı depremle okula gitmek üzere uyuyan ve 6 Şubat sabahı depremle uyanan öğretmenlerimiz kendisini ve ailesinin güvenliğini sağladıktan sonra öğrencilerini düşünerek tek tek onları aramış, bilgi almış, yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşmuştur. Bugün bu fedakar öğretmenlerimize minnettarlığımızı sunuyor ve onların özverili davranışları ile gurur duyuyoruz. Sevgili öğrenciler, sizler de bu özel günde öğretmenlerinize olan sevgi ve saygınızı ifade etmek, onlara teşekkür etmek için bir fırsat buluyorsunuz. Unutmayın ki öğrenmek hayat boyu devam eden bir süreçtir ve öğretmenleriniz sizin bu süreci en iyi şekilde geçirmeniz için ellerinden geleni yapıyorlar. Değerli katılımcılar, bu zorlu dönemlerde gösterilen dayanışma, yardımlaşma ve birlik ruhu şehrimizi daha da güçlü kılmıştır. Öğretmenlerimizin deprem anında gösterdiği fedakarlıklar, eğitim camiamızın ve öğretmenlerimizin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir rol oynadıklarını ortaya koymuştur. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Bu mücadelede görev almış tüm öğretmenlerimize geçmişteki fedakarlıkları ve bugünkü özverili çalışmalar dolayısıyla gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimiz sizin gibi değerli öğretmenlerle daha aydınlık yarınlara yürüyecektir. Saygılarımla. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kor düşmüş yüreğime yıllar önce. Adınızını öğrenirden daha sevdanıza vurulmuşum. Hıçkırarak ağlamışım hüznünüzle. Sevincinizle bir hoş olmuşum. Yanık bir hoyrat gibi coşmuşum bazen, bazen bir uzun havada durulmuşum. Emekli olan öğretmenlerimiz adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Ali Giyer hocamızı sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir. Bir insanı kurtarmanın bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. Kendini kontrol edemeyen bir öğretmen, öğrencisini hiç kontrol edemez. Kendi eksikliğini gören ve onu tamamlayan bir öğretmen başarıya adaydır. Öğretmenlerin başarılı olmaktan başka bir seçeneği yoktur. Olsaydı öğretmen olmaz. Öğretmen her şey değil, her şeye açılan kapı olmalı. Dolayısıyla öğretmen mükemmel olmayı değil, başarıyı hedef almalıdır. Baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri, gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Öğretmen hayatının her aşamasını planlamalıdır. Planı olmayanlar başkalarının planına uymak zorunda kalırlar. Öğretmen yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa
başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Öğretmenin kendindeki gücü fark etmesi, harekete geçirmesi ve elindeki işlemeyi bekleyen servetin kıymetini bilmesi gerekir. Çeşitli bahanelerin ardına sığınarak kendindeki bu gücü ve serveti eritmemelidir. Öğretmen bir ayna olmalıdır. Kendisine bakanlar iyiyi, doğruyu, hoşgörüyü, geleceği görmelidir. Ayna kırık olursa ona bakanlar baktığına pişman olur. Öğretmenin bir ayna olarak kendisine çok iyi bakması gerekir. Yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, tahammülü seven, idealci, her an muhtaç olduğumuz doktor, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Bugünü değil, yarını düşünürsek gelecek çok daha iyi olacaktır. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Öğrenciler onu arar, onu sorar. Unutmayınız, kelebeklerin ışığa koştuğu gibi çocuk yürekler, genç kalpler sevgiye koşar. Bunun için sevgiyi sunanın sevgiyi hak etmesi gerekir. En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir. 6 Şubat deprem sabahı yaşadığım bir anımı anlatarak konuşmalarımı tamamlamak istiyorum. Deprem sabahı saat 9 sıralarında yıllar önce öğretmenleri yapmış olduğum şu an Anadolu Üniversitesi'nde kendisi doçent olarak görev yapmakta bir öğrenci beni aradı. Geçmiş olsun temennisinden sonra ısrarla hocam ben aile gelip sizleri oradan alıp deprem bölgesinden uzaklaştırmak istiyorum. Teklifinde bulundu. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç merak etmeyin. Siz üzülmeyin. Benim için o yeter dedi. Ve ben de şahsım ve ailem adına kendisine teşekkür ettim. Burada kalmam gerektiğini belirterek bu duygu dolu anı bana yaşattığı için öğrencime de çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere deprem şehidi olan öğretmenlerimiz ve ailete iltihar eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diler. Tüm öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar diler. Saygılarımı arz ederim. Sayın hocamıza bu işten konuşması için teşekkür ederiz. Hiç kimse bir öğretmene gerçekten veda edemez. Çünkü onlar sonsuza kadar öğrencilerinin kalplerinden küçük evlerde kalırlar. Sizleri Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kulübü ile baş başa bırakıyorum. Öğretmen izinde yılmaz yürür bu sürgenci.
adım lafım milli. Ben de bitmez coşar sevgi. Memleket sevdasıyla yılmaz yürür bu Türk genci. Kolum kanadım lafım milli. Ben de bitmez coşar sevgi. Başa resmen izinde yılmaz yürür bu Türk genci. Kolum kanadım lafım milli. Ben de bitmez coşar sevgi. Memleket sevdasıyla yılmaz yürür bu Türk genci. Pusu kursalar bile, beni vursalar yine, benim adım öğretmen her yerde. Benim evim bu vatan, çocuklar geleceğim. Son nefesimde bile öğretmen öleceğim. Kolum kanadım lafım bilgi. Ben de bitmez coşar sevgi. Başa resmen izinde yılmaz yürür bu Türk genci. Kolum kanadım lafım milli. Ben de bitmez coşar sevgi. Memleket sevdasıyla yılmaz yürür bu Türk genci. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ise ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Sizleri okulumuz İngilizce öğretmeni Hacer Balcıoğlu ve edebiyat öğretmeni Neslihan Kekeç'in öğrencilerimiz ile hazırladıkları Kurtuluş Mücadelesi ve Öğretmen adlı oratoryo ile baş başa bırakıyoruz. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nın hemen ardından Birinci Dünya Savaşı başladı. Bu savaşa biz de ittifak devletlerinin yanında katılırız. Cepheler açıldı. Özellikle Çanakkale'li ordularımız bir tarih yazar. Çanakkale'nin geçilmezliğini bütün dünyaya gösterirler. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de geçit vermediğimiz 7 düvel, İttifak Devletleri arasında yer aldığımız için biz de yenik sayar. 30 Ekim 1918'de Mondros'ta ateşkes imzalanır. Kara kara bulutlar böreklenmiş üstümüze, kartal yuvalarına yarasalar tümemişti. Susa gitmişti özgürlüğü, sömürgeci dünya. Eğilmeye başları, eğileceklerdi. Önce güneşi kör ettiler, sonra karanlık karargah kurdu tepemize. Üç üç tam babalar, birer ikişer. Güzel yurdumuzu işgal ettiler. 13 Kasım 1918'de İstanbul işgal edilir. Böylece Anadolu kalın bir sis perdesinin içine doğru itilir. Bu kabul edilemez.
1919'un Ocak, Şubat, Mart aylarında Antep, Maraş, Urfa İngilizler tarafından işgal edilir. Bu işgaller insanımızı kenetler. Yurdun her köşesinde milis kuvvetleri oluşmaya başlar. İşgal edilen bölgelerde düşmana gereken direniş gösterilecektir. Biz biliriz özgürlüğün bedelini, biz biliriz toprağın değerini. Dardaysa eğer vatan, namusumuz söz konusuysa. Yeniden kısırdalar istiririz, yeniden kurbanlar yaratırız. Varsın, biraz daha varsın kanımız. 13 Nisan 1919'da Kartal çevresi İngilizler tarafından işgal edilir. Düşman burada da direnişle karşılaşacaktır. Kınalı yeniler kanı çekti. Mermiler aldı bebelerin yerini. Siper etti dededen gözlerini. Bu vatanı ellere vermedi. Efeler diyarı burası. Kuvayi milli pınarı. Bakmayın suskunluğumuza. Söz konusu bağrağımızsa sığmayız yatağımıza. Merman bulur, gelir olur. Yükleyemeyiz düşmana. İzmir ve çevresinden abluk ayılmasının hemen sonrasında Mustafa Kemal Samsun'a doğru yol alır. Artık Kurtuluş Hareketi gerçek anlamda bir boyut kazanacaktır. Karadeniz'de dalgalar akın, hava pustu. Samsun'a yol alan bandırma vapuru mahsun. Umuda el açmış Anadolu. Beklemekte zincirini kıracak kınavuzu. İşgaller karşısında bölgesel direnişler istenilen sonuçları vermez. Bu yüzden birlikte hareket etme gereği vatanın kurtulması için bir zorunluluktur. Mustafa Kemal bu doğrultuda çalışmalara yoğunluk verir. Amasya Genelgesi'nin ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapılır. Sınırlar konur, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. Komando abla yolları tek yere götürecek Amasya'da. Erzurum'da şahlanacak Kudadaş, Sivas'ta Kurtuluş'a bayrak açılacak. Ankara'da güneş doğacak ve bu güneş Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatacak, aydınlatacaktır. İşte bu buhranlı dönemlerde Atay'a yine bir ordu gerekiyordu. Milletin yorgun, fakir ama gururlu, dik başını yücelere taşımak için. Bu ordu irfan ordusuydu. Bu ordu öğretmen ordusuydu. Bilim çocuklarım, tutunacak tek dal benim. Sınıfımın sayısınca bölük bölük yüreğim. Duyarım söylemeseler de çağırırım geceler boyu. Ben mustarip bir öğretmenim ama bir yol bilirim gülüşe aya, bir yol bilirim ışıklıktan kahkahaya. Derdimizi dedik sana, dert edindin öğretmenim. Bilirim yüreğin acı acı burkunun, çaresizlik bırakmaz yakanı, aldırma öğretmenim. Her gün biraz daha karanlıklar dönüyor bir güne. Güçlüsün, yücesin Mustafa Kemallerce. Ve Atatürk, gülümser öğretmenim, sen sınıfa girince. Kişiye hürriyet bağışlayan, karşılıksız alkışlayan, anılarında bir giden meşalede, karanlığın göz bebeğine yürürler. Gönüllerde bir kahvaltı alanlar, az bin meyhanenin timsali onlar. Bırak kırılsın parmaklarında tebeşirler, açıktır kapılarımız güneşe. Dersiniz aydınlık, işte bak, göğüs kucaklayıp getirdim sana. Sen içimizde kahverleşen çiçek, umutlarımızın kozası. Tarlalarda bahar ve tohum, fabrikalarda kınalık teri. Sen susuz toprağa yağmur bulutu, hiç düşmesin dudaklarımızdan. Varlığın, varlığın armağan olsun. Ben bir öğretmenim, geceleyim ben olsa. Parmaklarım temişim, ben bir öğretmenim, eşimde devler güneşim. Öğretmen bilirim, ben Selanik'ten bilirim seni. Sen yetiştirdin Türk yüce komutanını, sen verdin Mustafa'ya Kemal adını. Karda, fırtınada, ayakta kalmayı öğret bana, yıkılmayı değil. Sevmeyi öğret bana, her güzel şeyin sevmekle başladığını bildiğin için. Okumayı öğret bana, anlamak, anlatabilmek için. Acımayı öğret, yanındaki mutsuzken gülmenin anlamsız olduğunu öğret. Hepsinden önce
Atatürk'ü öğret bana. Öğret ki topraktan çıkan başak gibi savrulayım öğretmenim. Çıktılar yola! Hedef hürriyet bir insanlık değil. Yollar sarkmayalık var. Yollar dikenli. Gönüllerinde bir yeni çağlayan seni. Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıktı. Yurdun dört bir yanında yeni meşaleler yaktı. Bilgiyle, irfan ile geçmişimizi geleceğimize kattı. Sen bu ülkenin aydınlık geleceğini kuransın öğretmenim. Sen bir ana! Sen bir vatan! Sen bir sevda! Sen bir ses! Sen bir nefes! Sen yeniden umut! Sen aydınlık! Sen değil bir kağıdın öğretmen! Sen sen olmasın! Öğretmenim! Günün kutlu olsun! Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Elleri konuşuyordu öğretmenimin. Barışı simgeleyen elleri. Bir tahta başında, bir kürsüde bize bizi öğreten elleri. Öğretmen şiirini okumak üzere okulumuz felsefe öğretmeni Nagihan Altaş'ı sahneye davet ediyor. Yüreğinin ve beyninin renkleriyle boyar hayatı. Bir öğrencinin gülüşüne. Öğretmen emektir biraz. Aşktır, umuttur, özlemdir. Öğretmen ilk cemridir çocukların gülüşüne düşen. Baharın çiçek tozlarını yaratır. Tebeşir tozundan. Kimi zaman bilgisayar başında, kimi zaman akan bir okul damının altında. Öğretmen son nefesini, bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini diyerek verendir. Öğrettiği her harf, yavrusuna yem taşıyan bir kuşun umutla atan nabzıdır. Bir serçe telaştır ona ki. Öğretmen müzisyendir biraz. Çocukların sesleriyle besteler bütün senfonileri. Çamurlu köy yollarında sizinle yürüyendir. Kalem tutan elinize destek. Koşamayan bacaklarınıza kuvvet. Seçemeyen gözünüze perdir. Bence. Öğretmen şiirdir. Biraz ezgidir. Buram buram Anadolu kokar. Yunus'dur. Veysel'dir. Karacaoğlan'dır. Erzurumlu Emrah'tır. Bir ırmağın nazlı nazlı akışıdır kelimelerle öğrencilerin yüreğine. Öğretmen nehirdir biraz. Öğretmen emektir biraz. Aşktır. Umuttur. Özlemdir. Öğretmen ilk cevredir çocukların gülüşüne düşen. Baharın çiçek tozlarını yaratır tebeşir tozundan. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. İnsanoğlunun daha parlak bir geleceğe erişmesi için beslenen bütün ümitler ancak
öğretmenlik mesleğinin yükselmesine ve öğretmenlerin daha büyük kitlelere faydalı olmasına bağlıdır. Adaylığı kaldırılan öğretmenlerimizin yemin töreni merasimini gerçekleştirmek üzere okulumuz tarih öğretmeni Adem Koç'u ve değerli öğretmenlerimizi sahneye davet ediyoruz. Öğretmenlerimize hayırlı olsun diyor. Bundan sonraki eğitim, öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz. Müziğin bütün sanatları kendisinde birleştirme özelliğini Mozart şu şekilde ifade eder. Duygularımı şiirle aktaramam, şair değilim. Kendimi gölge ve ışıkla ifade edemem, ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle açıklayamam, dansçı değilim. Ama hepsini müzikle yapabilirim. Okulumuz müzik öğretmenleri Uri Saygılı ve Burak Yıldırım'ın öğrencileriyle birlikte hazırlamış olduğu müzik dinletisi için sizleri, değerli hocalarımızı ve sevgili öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Hazırlanan sözleri edebiyat öğretmenimiz Neslihan Kekeç'e, bestesi müzik öğretmenimiz Burak Yıldırım'a ait olan Öğretmenim adlı eseri seslendirmek üzere öğrencilerimiz Zeynep Koyraz ve Ramazan Kamacı'yı mikrofona davet ediyoruz. Limon.
ışık saçan kandilsin öğretmenim. Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin adlı eseri icra etmesi için sahneye davet ediyoruz. Bir yandım külünü yeniden yaptım.
bir. Turnan ve Çiçekten Harman Olmaz adlı eserleri dinleyeceğiz. Darılmış gülümün, gelin dalın
Orkestramıza teşekkür ediyoruz. Gidiyorum. Bir yanımda emeklerim. Bir yanımda uçsuz bucaksız hayallerim. Sizlerde yaşayacak onlar şimdi. Bir damla gözyaşına kıyamadığım içimin derdi. Saçımın akı çocuklar. Yavrularım, evlatlarım, kınalı kuzularım. Hizmet şeref belgenin takdimi için değerli emekli öğretmenlerimiz Ali Arastacı, Ali Giyer, Fatih Mehmet Gökçe, Fatma Bodur, Nebahat Kurtulan, Ümit Akgün, Hilal Aleybeyoğlu, İbrahim Gümüşer. Sahneye davet ediyorum. Şeref belgelerini takdim etmek üzere Sayın Kaymakamlarımızı, Belediye Başkanımızı ve protokol üyelerimizi sahneye davet ediyorum.